Hocam ilk bölümde yeni doğan bakım hizmetlerinden konuşmuştuk ve anne sütüne geldiğimizde kısa bir ara vermiştik. Gerçekten anne sütü bugün bizim de çok önem verdiğimiz bir konu. Bu anlamda anne sütü verilme açısından belirli bir farkındalık var ama bu farkındalığı daha da geliştirmek lazım. O anlamda sizden görüş almak istiyoruz. Anne sütü neden önemli? Anne sütü gerçekten çok önemli. İçerdiği besin öğeleri, bebek için gerekli vitamin, mineral, enerji kaynağı açısından baktığımız zaman eşi benzeri bulunmaz bir besin. Anne sütünün faydalarını anlatmak için belki günlerce süren konferanslar, saatlerce süren programlar dahi yapabiliriz. Onun için biz anne sütüyle emzirmeyi gerçekten çok önemsiyoruz. Biz çocuk hekimlerinin çok önem verdiği konulardan biri. Sadece biz değil, tüm dünyada da artık önerilen bebeklerin ilk 6 ay sadece ve sadece anne sütüyle beslenmesi. Bunun nedenlerine baktığımız zaman anne sütü hazır, kullanıma hazır, çok ekonomik. Yine anne sütüyle beslenen bebekler biliyoruz ki ishalli hastalıklardan ve solunum yolu hastalıklardan korunuyor. Yine anne sütüyle beslenen bebeklerin zekalarının çok daha iyi olduğunu biliyoruz. Bunlar çok daha fazlaca anne sütünün faydaları sayılabilir. Anne sütünün bebek için faydaları olduğu gibi anne için anne de çok önemli faydaları var. Bunlar neler? Özellikle anne sütü veren annelerde doğum sonrası kanamalar çok daha kısa sürüyor. Annenin toparlanması, bebekle bağını oluşturması açısından anne sütü gerçekten çok önemli. Yine anne sütüyle emziren annelerde ileri yaşlarda meme kanseri, yumurtalık kanseri, osteoporoz, kemik erimesi gibi hastalıkların daha az görüldüğünü biliyoruz. Bir de çok güncel bir konu erişkin hastalıklarının yeni doğan ve süt çocukluğu döneminde orijinini alması şeklinde bir konu çok güncel. Yine biliyoruz ki anne sütüyle emziren bebeklerde obezite, şişmanlık çok daha az görülüyor, risk çok daha az. Yine kardiyovasküler sistem hastalıkları, hipertansiyon, şeker hastalığından koruduğunu çok kesin bir şekilde söyleyebiliyoruz. Onun için anne sütü diyoruz ki bebeğin hem ilk aşısı, hem de yaşam pasaportu. Onun için anne sütüyle emzirmeyi mutlaka desteklememiz gerekiyor. Şüphesiz anne sütü geçmişte de çok önem verilen bir konuydu. Hani yeni doğan bebek anne sütüyle beslenir, herkesin bildiği bir konu. İşte geçmişte annenin yanında kim varsa o da ona gayret ederdi ama süreler açısından sanki bir farklılık oldu. İşte ilk zamanlarda ya da çok eskilerde belli bir zaman önce ilk 6 ay verin, ondan sonra ek mama da verilir, başlanır. Anne sütü de işte faydalı ama hani verilmesi de olur yaklaşımı vardı. Sonra bir sene dendi ama günümüz yaklaşımı 2 sene aslında anne sütü çocuk için faydalı deniliyor. Bunu neye bağlıyorsunuz bu süre değişimini? Bu gerçekten önemli bir konu. Daha önce eskiden farklı sürelerden bahsediyorduk gerçekten. Ama artık tüm dünyada da önerilen bebeklerin doğumdan sonra ilk yarım saat, bir saat içerisinde emzirilmeye başlanması. İlk yarım saat, bir evet, saat. Bu çok önemli. Anne sütünün devamını sağlamak ve bebeğin annesiyle olan bağını güçlendirmek ve sütün gelişini, sütün miktarını arttırmak açısından. Çünkü o dönem bebekler gerçekten anne sütünü arıyorlar. Ve bu ilk yarım saat, bir saatlik süreyi bizim kaçırmamamız gerekiyor. Pardon, burada araya girmek istiyorum. O ilk sütün de ayrı bir önemi olduğu söylenir değil mi? Koruyucu evet, bir özelliği var. Evet, bu çok önemli. İçerik olarak bebeği enfeksiyonlardan koruyan, bu kolostrum diyoruz, bu ilk 7 gün gibi. 7 gün mü salgılanıyor? Evet, yani 5 ila 7 gün içerik olarak gerçekten çok önemli. Bebeği koruyucu, pek çok enfeksiyona karşı koruyucu maddeler içeriyor. Bebeğin ilk aşısı diyebiliriz onun için. Mutlaka bu ilk sütün, bu ilk bir haftadaki sütün mutlaka bebeğe verilmesi hem anne sütünün emzirmenin devamını sağlamak açısından hem de bebeği enfeksiyonlardan korumak açısından çok önemli.
Sezaryen doğumlarda peki ne yapıyorsunuz? Yani normal doğumda hemen yarım saat, bir saat içinde verebilmek mümkün evet. belki anne sütünü, ama sezaryen doğuran anne ne yapıyor? Sezaryenli doğum gerçekten bizi biraz zorluyor bu konuda. Ama sezaryenle doğan annelerimize de mutlaka emzirme hemşirelerimiz var. Emzirme eğitimi veren. Annenin tıbbi olarak klinik durumu eli verdiği en kısa sürede bebekle bir araya gelmesini sağlıyoruz. Bunda belki biraz spinal doğum birazcık daha bize daha fizyolojik olması nedeniyle hemen anne ile bebeği bir araya getirebiliyoruz. O açıdan bir avantaj sağlıyor. Ama sezaryen doğumları özellikle emzirme açısından çok daha yakın ve sıkı bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Mümkün olan en kısa sürede bebekle anneyi bir araya getirip emzirmenin devamını sağlamamız gerekiyor. Bir de siz doktor olarak, hekimler olarak belirli önerileriniz var. İşte doğru emzirme nasıl olmalı diye bunu da basamaklandırıyorsunuz. Nasıl olmalı doğru emzirme? Doğru emzirme çok önemli bir konu. Biz çok üzerinde durduğumuz konulardan biri. Özellikle birinci gebelikse, anne deneyimsiz ya da özgüveni çok fazla en önemli nedenlerden biri emzirme başarısızlığının, annede özgüven eksikliği ve çevresinden emzirme ile ilgili destek görememesi. Onun için tüm bunlar da varsa emzirme ile ilgili sorunlar yaşayabiliyoruz. Onun için mutlaka hem gebelik öncesi hem de doğum sonrası anneye emzirme ile ilgili destek, çevresine, annenin çevresinde bulunan herkese de emzirme eğitimi anne ile birlikte verilmesini amaçlıyoruz. Bunun için emzirme hemşirelerimiz eğitimlerini veriyorlar. Bebek nasıl uygun pozisyonda anne memesine koyulmalı, emzirme tekniği nasıl, herhangi bir yanlış var mı, bebeğe ait, anneye ait. Tüm bunları gözden geçirip eğer emzirme yeterli değilse bunlara yönelik çözümleri arama yoluna gidiyoruz. Özgüven eksikliği dediğimizde ya sütüm yetmezse böyle bir evet, kaygıdan mı bahsetmek evet, lazım? Bunu da mutlaka hem gebelik öncesi hem de doğum sonrası eğitimle biz gidermeye çalışıyoruz. Çünkü her annenin sütü kendi bebeği için özel. Ve mutlaka eğer uygun yaklaşımlar doğum sonrası yapılırsa her bebeğin sütü de, her annenin sütü de kendi bebeğine yetecektir. Onun için bu dönemi, bebek doğduktan sonra hastanede geçirdiği dönemi çok iyi bir şekilde değerlendirip emzirmenin teşvik edilmesi, emzirmenin devamı açısından çok uygun yaklaşımların, annenin eğitiminin tamamlanması, özgüveninin sağlanmasına çalışıyoruz. Süt yetecek mi yetmeyecek mi gerçekten büyük bir kaygı. Normalde hani normal koşullarda annenin sütü yeter dediniz ama biraz böyle çevredekilerin de yaklaşımı farklı olabiliyor. Çünkü bebeğin en ufak ağlaması işte süt yetmedi, aç kaldı gibi evet, yorumlar evet. oluyor. Bu anlamda sütün yetip yetmediği nasıl anlaşılır? Anne sütünün yetip yetmediği konusu gerçekten çok önemli bir soru. Annelerimizin de sıklıkça sordukları kendilerine. Bunu aslında biz tabii hastanede çok daha uygun şartlarda değerlendirebiliyoruz. Ama annelere de verdiğimiz bazı eğitimlerde anne sütünün yetip yetmediği ile ilgili bazı ipuçları veriyoruz. Neler bunlar? Bunlardan en önemlisi bebeğin her istediği zaman emzirilmesi. Yani belli bir süre koymuyoruz. 2 saat, 3 saat. Zaten biliyoruz ki anne sütü diğer beslenmelere nazaran çok daha erken emiliyor ve bebeğin sık aralarla beslenmesi gerekiyor. Onun için bebeğiniz her istediğinde bebeğinizi emzirin şeklinde bir önerimiz oluyor. Günlük takiplerinde de bebeğin 4-5 kez idrarını yapıyor olması, yani bezini ıslatıyor olması, emdikten sonra uyuması, ağlamasının kesilmesi ve tabii ki biz bebeğin büyümesi ve gelişmesini takip ederken tartı kontrollerini de yapıyoruz. En tabii ki somut delil bebeğin uygun bir şekilde tartı alıyor olması. Ama annelerimiz eğer bu takipleri yaptığı sürece emzirmenin yeterliliğini aslında yetiyordur. Şüphe duymamaları lazım. Evet. Ama şüphelendikleri zaman bir en yakında bir hekime başvurup bebeğin tartısını, işte fizik muayenesini yaptıktan sonra sütün yetip yetmediğini birlikte karar vermek çok daha doğru olacaktır.
Özellikle ilk 6 ay içinde önemli bir konu daha var. Bu konuda da hani tam bir fikir birliği, en azından yeni doğum yapmış kadının çevresi açısından böyle bir farklı yaklaşımlar olabiliyor. Bu bebeğe ilk ayda su da verilmeli mi anne sütüyle birlikte? Bu önemli bir konu. Bunu da açabilir miyiz? Evet, aslında çok sorulan sorulardan biri bu. Biz biliyoruz ki anne sütü sadece D vitamini dışında, hı hı, zaten onu da 15. gün ücretsiz olarak tüm bebeklerimize şu an veriyoruz. Anne sütü ilk 6 ay boyunca bebeğin tüm gereksinimlerini karşılayabilecek özelliğe sahip. Su dahil. Onun için en tropikal, en sıcak iklimlerde dahi sadece anne sütü 6 ay boyunca sadece ve sadece anne sütü, su dahi verilmeden bebeğin büyümesini ve gelişmesini en ideal şekilde, hı hı, sağladığı için biz de şu anki durumda 0-6. ay, 0-6 ay arası bebeğin sadece anne sütüyle beslenmesi gerektiğini söylüyorum. Yani özellikle yaz aylarında işte bebeğim susuz kaldı diye endişelenip ilave su vermeye gerek, evet, yok bebeğe. Gerek yok. O anne sütü tamamıyla bebeğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek içeriğe ve özelliklere sahip. Onun için annelerimiz endişelenmesinler. Anne sütünü versinler. Bebeklerine uygun bir şekilde büyüme ve gelişmelerinin takiplerini yaptırsınlar. Aşılarını planlasınlar. Belki emziren anne açısından daha bol su alması konusunda bir mesaj olabilir. Tabii aslında burada belki gebelik öncesi de yine annenin eğitimlerinde bu konuya değiniyoruz. Annenin gebelikte beslenmesi ne kadar önemliyse, hı-hı, doğum sonrası da beslenmesi, dengeli bir şekilde, hı-hı, beslenmesi ve yeterli sıvı alması çok önemli. Emzirmenin devamını sağlamak açısından bebeğin sık aralarla emzirilmesi, günde en az 10 kez diyoruz. Mutlaka bebek emzirilmeli. Anne uygun bir şekilde, dengeli bir şekilde beslenmeli. Yeterli sıvı almalı. Psikolojik olarak da bebeğini emzirme istemeli ve rahat olmalı. Bundan sonrası zaten... Doğum öncesi ve doğum sonrası öneriler hakkında zaten konuşacağız ama önce kısa bir aramız var. Evvela kendi sağlığına dikkat edecek, yediklerine içtiklerine dikkat edecek. Temizliğine dikkat edecek. Bir kere besleyici, o sütünün besleyici olabilmesi için de kendi beslenmesine de son derece dikkat etmeli. Valla asitli şeyler içmemeye özen gösteriyordum. Meme temizliğine dikkat etmeli çocuğun sağlığı açısından. Anne üşütmemeli, bilhassa ayaklarını üşütmemeli. Sigara içmemeli. Yediklerine dikkat etmeli. We'll be right back.